Balçıksav değil, Şuut, Afyon, bütün Alevi Sünni kardeşlerimizin katkılarıyla yapılan, bilindiği gibi Balçıksav Zafer Mahallesi'nde bir cemevimiz var. Burası mutfaktan başlayalım isterseniz. Burası mutfak. Mutfakta bu tencerelerimiz, tavalarımız, burada yemeklerimiz pişiyor. Üst katta toplantılar yapılır, sohbetler yapılır. Bunun bir üst katında da cem salonumuz var. Cem salonumuz, cemimiz yapılır. Hizmetlerimiz yapılır. İftar kurbanlarımız vardır, dar kurbanlarımız vardır. Bunlar yapılır. Süreleri, tabii bu belli olmaz, süresi yok ama bir perşembe akşamları toplanılır. Evlerden bir şeyler getirilir. İbadeti yapılır. Yendir o lokmalar cemlerimiz. Yani bu 4-5 saat sürer bizim cemler. Genelde kış aylarında, kış sezonlarında yapılır. Yani işin burası tabii köy olduğu için tarım, hayvancılık hepsi olduğundan dolayı kış sezonlarında yapılır genellikle. İki ayda bir zaman gelir, 15 günde bir, bir ayda bir böyle yapılır. Süreleri böyle yani, süre diye bir şey yok. Bizim hani bu sürede yapılacak diye bir kaidemiz yok. Üst katımızda bir misafirhanemiz var. İşte bu gördüğünüz aletler eski kullanılmış, tarihi olabilir, köylerden topladığımız, mahallemizden, evlerden topladığımız araç gereçler bunlar. Tarımda, işte evde, her yerde kullandığımız eski malzemeler. Umarım yakışmıştır buraya. Bakın böyle kilimlerimiz var. İnşallah sizlere de gelip nasip olabilir. Yani diyeceklerim böyle. Buranın yapımında 2008 başlangıcı, cemevimizin başlangıcı, 2018'de falan da bitimi, 10 yıla yayılan bir süreç. Tabii bu devlet destekli olmadığından bütün yurttaşlarımızın el emeğiyle yapılan bir ibadethanem diyelim, kültür merkezi diyelim. Canlar, burası kozmopolit olmasından mükemmel bir yer. Yani geçmişte işte babalarımızdan falan duyduklarımız, biz de yaşadık. Biz de az yaşında değilim, ben de 62-63 yaşındayım. Dağlarda tarım yapıldığında koyun koyuna etmiş bu insanlar. Böyle bir ayrımcılık yok. Biz burada mükemmel bir uyum içinde çalışıyoruz. Uyum içinde geçinip gidiyoruz. Ama gölge etmeseler yeter ki. Başka bir şey değil. Gerçekten de görülmesi gereken bir yer. Belki bizim köyümüz yol geçen bir yer değil. Son bir şey. Bizim köyümüz 53 yılında, 1953 yılında yanlış hatırlamıyorsam belediyelik olmuş. 10 yıl önce belediyelikten düştü. Köy statüsüne geçti. O zamandan bu zamana mükemmel geçinip gidiyoruz biz bir